17. Kral Arthur krallığı döneminde yuvarlak masa şövalyelerinden yardım almış ve onlarla birlikte ülke topraklarını genişletmiştir. Doğru mudur? Ee, doğrudur. Aslında Kral Arthur gibi görünse de ülkenin birleşmesi ve Britonların tek vücut gibi hareket ederek güçlendiklerini düşünmek gerekir. Bu dönem içerisindeki anlatıların o hissi kuvvetlendirdiğini düşünmek gerekir. Tabi toplam 12 savaş yapmıştır Nesius'a göre anlatmıştık bunu. Bunlar Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri beraberce yapmışlar. Bu savaşlarda da Galler'den başlayıp bütün Britanya'nın fethi sağlanmış ve krallık tek vücut haline gelmiş. Ve böylece güçlü bir yapıya kavuşmuştur diye söyleyebiliriz. 18. Kutsal kase arayışı nedir? Kral Arthur efsanesine nasıl dahil olur? Ahit sandığı gibi bir hikayesi var mıdır? Yani benzer bir hikayedir tabii ki. Kutsal kasede ahit sandığında olduğu gibi sahip olan krala ya da sahip olan kişiye büyük bir güç vermektedir. Ölüleri diriltmeye ve yaşayanlara da sonsuz bir hayat sağlama özelliği var ve bu yüzden de ikisi arasında benzerlik var. Fakat kase ve Kral Arthur bağlantısı kaseyi ortaya çıkaran eserlerin Arthur literatürü diyebileceğimiz eserlerde ilk defa görünmesiyle önem taşır. Yani kutsal ahit sandığı kutsal kitapta yer alırken Ahit kutsal kitapta yer alırken kutsal kasenin biz daha sonraki dönemde Arthuryen dönemi eserlerinde ortaya çıktığını görüyoruz. Kısaca hikayesine gelirsek Lancelot'un eleğinden olma Bastard'ı bu da. Arthur'un kılıcı örsten çıkarmasına benzer de bir hikayesi vardır kendisi. Cesur ve saf şövalye Galahat. Güzel kızım sen böyle yaparsan ben şey yapamam ki çekemem ki katır kutur ses yapma lazım. Evet hayır özür dile diye demiyorum sana. Ses yapma. Ya oraya otur ya buraya otur bir yere otur ve orada kal. Şu işi bitir video çekiyorum güzel yavrum. Ya bitireceksen bitir işini ama ses yapma lazım. Güzel yavrum ben nasıl çekeyim o zaman videoyu? Söyle bana. Çatır çutur katır kutur yani devamlı hareket ediyorsun. Ya bir yere otur çizeceksen çiz orada. İyi geceler. Kısaca hikayesine gelecek olursak da Lancelot'un Elaine'den olma bir bestirti sırtı vardır. Arthur'un kılıcı örsten çıkarmasına benzer bir hikayesi de vardır onun. Saf ve cesur şövalye Galahad. Merlin'in yaptığı ve en büyük şövalye ayrılmış olan koltuğa oturarak şövalye olması ve meclise ilk geldiğinde ki bu Pentekost gününe denk gelir. Paskalya'dan 50 gün sonra kutlanan hem Hristiyanların hem Yahudilerin ortak bayramı gibi diyebileceğimiz bir bayramda geliyor ve yuvarlak masada şövalyeler kasenin yansımasını görüyorlar. Ve kaseyi aramak için de bundan sonra bütün Avrupa'ya yayılıyorlar. Bilhassa Arthur olmasaydı kase de olmazdı. Kase aslında Keltlerin büyük kazanları ile bağlantılı olarak tanımlanmıştır bazı araştırmalarda. Fakat bakarsanız daha eski Bizans ya da Pers kültüründe de bu tür motiflerin olduğunu görebilirsiniz hikayelerde ne olduğunu sorarsanız da kutsal kase nedir diye İsa'nın son yemeğinde içkisini içmek için ve diğer havarilerle paylaşmak için kullandığı kaptır. Sonradan çarmıha gerildiğinde de kanı için akıtılmıştır ve saklanmıştır. Bu öyle bir kutsal toprak kaptan bahsediyoruz. Fakat Arthur edebiyatına kadar hiçbir yazılı kaynakta kendisinden bahsedilmiyor. Neredeyse 1200 yıl. Fakat şövalyelerin kase ile ilgili hikayelerini anlatan The Quest of the Holy Grail adında başlı başına bir kitap olduğundan da bahsetmek lazım. 19. Kutsal kaseyi aramaya giden şövalyelerden sadece 3 tanesi geri dönmüş. Bu hikayenin o dönem kulaktan kulağa anlatılan bir uydurma olduğunu gösterir mi? Aslına bakarsanız daha önce bahsettiğimiz Palamedes vardı. Palamedes'in de içinde bulunduğu, Lancelot'un da içinde bulunduğu 12 şövalyenin kutsal kaseye ulaştığını anlatırlar. Fakat hiçbirisi ele geçirmeye muvaffak olmaz. Hikayelerini uzun uzun anlatabiliriz ama soruların cevaplarını kısa tutmaya çalışıyorum. Kutsal kaseyi ele geçiren ve sonradan sarrasa götüren üç şövalye vardır. Bunların arasında tabii Galahat var. Saf ve cesur şövalye Bros var. Sir Bros ve Percival. Yani bun burada esir düşüyorlar. Sarrası götürdüklerinde de buranın kralı ölünce de Galahad'ı başlarına kral yapıyorlar. Kutsal kase iki yıl boyunca kendini göstermiyor. İki yıl sonra kendini göstermeye karar veriyor. O kadar parlak ki şövalyeliği bırakıp da daha sonra keşiş olacak olan Percival ve Camelot'a dönüp de başlarına geleni anlatacak olan Sir Bros'un kaseyi görünce kör olduğunu görüyoruz. Galahat ise iki yıl orada hüküm sürmüş. İki yıl sonunda kaseye bakıyor ve cenneti görüyor ve oracıkta tanrısına kavuşuyor. Kase de bu dünyada kalmıyor. Üçünün gözlerinin önünde cennete yükseliyor. Bu meşhur Mallory'in Arthur'un Ölümü kitabında anlatılan hikaye dostlar. Dolayısıyla 15. yüzyıl eseri de olsa müthiş hikayeler barındır. Eğer fırsatınız olursa İngiliz edebiyatına da ilginiz varsa göz atmanızı tavsiye ederim. Lancelot ve Guinevere yasak aşkı yuvarlak masayı çökerterek Kral Arthur'un saltanatının sonunu getiriyor. Hikayesi ne kadar doğru? Kesinlikle doğru bu da. İyi araştırılmış yine. Bir yasak aşk bütün İngiltere'yi yakmıştır yasak aşkın ne kadar tehlikeli olabileceğini anlatan en dramatik hikayelerden birisidir. Ortaçağ hikayelerinden birisidir. Lancelot de Lac yani Göl'ün Lancelot'u ve dünyanın en güzel kadını, günüver arasındaki aşk tarihin en büyük ve dramatik aşklarından da birisidir. Kral Arthur'un yuvarlak masa toplantısının en büyük şövalyelerinden birisidir Lancelot. Baktığınızda ilklerinden birisidir. Yakışıklıdır, sadıktır, iyi bir savaşçıdır, çok naziktir. Fakat tek bir problem var o da sadakatle hizmet ettiği kralının karısı Günüver'e aşık oluyor. Başta kraliçe ona yüz vermiyor ama zamanla bu yakışıklı şövalyenin cazibesinde kaybolduğunu söyleyebiliriz. Bunu ilk tespit eden de Sir Melogant. Melogant'ın şüphelenmesiyle ve Kral Arthur'a söylemesiyle tabii Lancelot inkar ediyor. Bunun bir iftira olduğunu söylüyor ve düelloya davet edip kafasını kesiyor bu yuvarlak masa şövalyesini. Fakat Arthur'un içine de kurt düşüyor ve karısının odasında ikisini beraber olurken yakalıyor. Hephaistos'un Afrodit ile hikayesine benzeşen bir hikaye var bu durumda. Lancelot hemen kaçıyor ama sevgilisi Günüver yakalanıyor ve kazıkta yakılma cezası veriliyor. Sir Lancelot yetişiyor ve kendisini kurtarmaya çalışıyor ve kurtarıyor da hatta kaçırıyor onu. Kalesini kuşatacak Arthur bunun üzerine. Alamayacak kaleyi ama karısını geri alacak. Karısı günü verdi. gidip rahibe olacak. Lancelot'un aşkı şövalye koduna zarar verdiği için ve en önemli adamı olduğun halde Arthur'un diğer şövalyelerin gözünde değer kaybetmesine sebep olduğu için, daha sonra ortaya çıkacak birçok yıkımı da ardarda arda getirdiği için yuvarlak masayı çökertmiştir desek yanlışlık olmaz. Bu devirde babana bile güvenme demiştir Arthur muhtemelen de. Soru şu. O zaman da güvenmeyeceksin, bu zamanda da güvenmeyeceksin. Bu insanlar ne zaman babalarından başlamak üzere birbirine güvenecek? Bunu da üzerine düşünmek lazım. 21. Kral Arthur'un krallığı ne kadar büyüyor ve o dönem yönettiği milletler ve toplumlar kimler? Bunu çok söylediğimin farkındayım ama yine söylemek zorundayım. Kime göre ve neye göre olduğuna bu cevap da değişir. Efsanevi bir karakterden bahsediyoruz. Çünkü birçok kitapla değişik dönemlerde anlatılmış bir karakter. Onun için sorunun cevabı da değişiyor. Eğer Nenius'tan bahsedeceksek, 12 Savaşı'ndan bahseden Nenius'tan ve onu bir komutan olarak gören Nenius'tan, bu durumda ya çok az bir toprağı vardı ya da hiç toprağa sahip değildi. Fakat muhatap olarak Monmouth'lu Geoffrey'i alırsak onun Historia Regum Britanniasını referans kabul edersek bu sefer de bütün Britanya, adalar ve hatta Fransa'nın bir kısmını yönettiğinden bahseder. Hemen Oğuz Kağan Destanı'na dönelim tekrar. Neredeyse Avrupa'nın yarısına kadar fethediyor. Bütün Asya'yı kontrol ediyor. Mısır'da içine alacak kadar Afrika'ya kadar uzanmış bir krallıktan bahsediyoruz. Efsanevi karakterlerin dünyayı yönetmesi size garip gelmesin. Hangi milletler sorusunun cevabına gelirsek Galliler bir defa kesin. Keltler, Britonlar, kısmen Saksonlar, Frankiyalılar diyebiliriz. Ama başta Galliler ile başlıyor. Çünkü kendisi de bir Galli. Kral Arthur nasıl öldü? Mordred'in bununla ne ilgisi var? Arthur'un öldüğü veya ölümcül şekilde yaralandığı savaş 13. savaşıdır. Az önce bahsettiğimiz 12 savaştan sonra 13. bir savaş vardır. Bunun adı da Camelon savaşıdır. Meşhurdur. Az önce de anlattığımız gibi Günüver ve Lancelot'un ihanetine kızıyor ve karısını yanmak üzereyken de kurtarınca sevgilisi eski silah arkadaşının kalesini aylarca kuşatıyor Arthur. Ancak kaleyi alamayacağını anladığında da anlaşmaya varıyorlar. Günüver onunla geliyor ama Lancelot da Fransa'ya sürgüne gidecek. Arthur hırsını alamıyor buna rağmen bir süre geçtikten sonra Mordred'in de etkisi var bunda onu dolduruşa getiriyor ve Lancelot'u Fransa'ya kadar takip ediyor. Mordred'e gelirsek bazı kaynaklarda oğlu diye geçer ama çoğu kaynakta yeğeni olarak görürsünüz. Onu da kral naibi olarak yerine bırakıyor Fransa'ya sefere gittiğinde. Ama eleman hızlı çıkıyor. Geride kalan günü vere önce el koyuyor. Onunla evleniyor. Krallığı da kendisine tabi kılıyor. Herkese de Arthur'un Lancelot'la savaşırken öldüğü haberini yayıyor. Ve kendisini kral ilan ediyor. Arthur İngiltere'ye geliyor. Fransa'dan bir bakıyor. Artık ne kraliçe kalmış ne de taht. Büyük bir savaş oluyor Salisbury'de ve Mordred ve Arthur bir duelloda birbirlerini ölümcül şekilde yaralıyorlar. Mordred orada ölüyor ama üç beri kraliçesi Arthur'un ölmek üzere olan bedenini efsanevi bir ada olan Avalon'a getiriyor. Ve bununla alakalı da çok fazla klasik resim görürsünüz. Klasik dönem resimleri görebilirsiniz. Arthur kılıcı Excalibur'u savaş meydanındayken Bedivere'e veriyor. Sir Bedivere ve onu gölün leydisine, gölün hanımına geri vermesi için göle atmasını istiyor. Efsaneye göre Arthur hala Avalon adasında ve içi onun için boşaltılmış bir tepede uyuyor ve İngiltere'nin ona ihtiyacı olduğunu bildiği bir gün İngiltere'yi savunmak için geri döneceğine inanıyor Keltler ve Galliler. 23 Merlin Kral Arthur'un nasıl öleceğini biliyor muydu? Ayrıca Merlin'in ölümü nasıl olmuştur? Merlin bütün her şeyden haber alıyor ve öngörüleri var. Zaten bir çeşit peygamber öngörüsü olan prophet yani. Bu sorunun cevabını da tam net olarak bilmiyorum yalnız. Sadece bir hikayede bir şeyi öngöremediği anlatılıyor. Ona göre bir hikaye var. Öyle olduğuna göre demek ki öleceğini biliyor. Fakat Merlin'in Arthur'un ölümünü bildiği ile ilgili herhangi bir şey okumadım diye hatırlıyorum. Unutmuş da olabilirim. Şu an aklımda onunla ilgili bir şey yok i̇ki aşkından sıklıkla bahsedilir Mörle'nin. Birisi çırağı olan Vivian ve Morgan, Morgan Le Fay. E, ee, Vivian onu Morgan'dan kıskanıyor ve ebedi olarak bir mağara ya da tepenin altına hapsedilmesine sebep olacak bir cezaya çarptırılmasını sağlıyor. Bu hikayelerden bir tanesi tabii. Diğer hikayede ortadan kayboluyor kendi isteğiyle. Yine bir mağaraya da kovukta saklanmakta. Ee, bir hikayede de şeffaf bir kalede insanlar sesini duyuyor ama kendisini göremiyor. Mezarı genel olarak İngiltere'de Marlborough dediğimiz yerde ki buradan da yine Stonehenge anlatırken bahsetmiştim. Bir şairde hatırlayacaksınız. Galler'de Merlin tepesinde olduğunu da duyabilirsiniz. İngiltere'de gezilecek ve efsanelerle irtibatlandırılacak yerden daha çok hiçbir şey yoktur. Ha bir tane de öldüğüne nasıl öldüğüne dair bir hikaye var. O da bu en acı ölüm tarzı herhalde. En acı ölüm hikayesi olsa gerek. Ki çok sonralardan yazılmış. Burada köylüler tarafından taşlanıp dövüldüğü ve bir direğe asılarak öldürüldüğü versiyonu var. O da Kral Moldred ile alakalı onunla ilişkilendirilmiş bir hikaye. Lancelot ise kralın kılıcının bekçisi olarak Excalibur'un taşının etrafına bir kilise yaptırıp o kilisede bir papaz olarak yaşadı. Son nefesine kadar orayı korudu. Doğruluk payı nedir? Benim bildiğim kadarıyla bunun doğruluk payı yoktur. Bu hikayeyi nereden duyduğunu da merak ettim Umut ama ben duymadım. İki versiyonu var dostumuzun ölümünün. Birisinde Lancelot, Mordred'in oğullarını öldürüyor sevgilisi Günüver'i kurtarırken. Sonra da vicdan azabı ile onunla beraber bir savaşta yer alıyor, ona yardım ediyor ve sonra da inzivaya çekiliyor. Orada iki din adamının gözetiminde dört yıl keşişlik yaptıktan sonra öldüğü ve mezarının da Sir Galahad'ın yanında diye anlatılıyor. Fakat birkaç değişik kilise bahçesinde olduğu da anlatılır. Ve Arthur krallığının düşmesinden sonra da mezarın tahrip edilip yok edildiğinden bahsediliyor. Bir başka ara versiyonda ise Arthur'un ölümünü duyduktan sonra zırhlarını keşiş elbisesiyle değiştirmeye karar veriyor. Eski dostuna yaptığı ihanet aklına geliyor ve bundan dolayı, üzüntüsünden dolayı da keşişi olmaya karar veriyor. Bir başka versiyonda Sir Lancelot, Mordred'in oğullarını öldürmüyor. Yuniver, yuvarlak masa şövalyelerinin yaşadığı bütün sıkıntıların, bütün problemlerin kendilerinin yasak aşkından kaynaklandığını bildiği için bunun bir tövbesi olarak artık onu görmek istemediğini, kendisinde bir rahibe olarak manastıra çekileceğini söylüyor ve Amesbury'deki manastıra gidiyor. Bizim romantik prensimiz de, romantik şövalyemiz de eğer sevgilisi manastıra çekilecekse kendisinin de çekileceğini söylüyor ve akrabalarıyla beraber inzivaya çekiliyor. Artık ayinleri yönetiyor, o kadar önemli bir rahip haline geliyor. Bir gece rüyasında Günüver'in öleceğini görüyor ve ziyaret etmek için gidiyor. Fakat Günüver de Tanrı'ya dua ediyor. O beni canlı görmeden öleyim diye ve o ulaşmadan Günüver'in öldüğünü görüyoruz. Tabi Lancelot sevgilisinin en son görevini yapıyor ve onun kocasının yanına gömülmesi yolunda eşlik ediyor. Bu keder içini yiyor, bitiriyor ve çok geçmeden ölüyor. Dostları da onun vasiyeti üzerine Müslümanlarla savaşmak için yola çıkıyorlar. Bir rivayete göre de Türklerle savaşırken ölüyorlar. Hikaye burada bitiyor. Muhakkak bir yerde senin bahsettiğin versiyonda olabilir Umut'cum ama ben o versiyonu maalesef bilmiyorum. Lancelot bu hikayelerin tamamında cesaret, yakışıklılık, sadakat ve iyi savaşmanın sembolü olduğu kadar aşkın ve ihanetin de sembolüdür. Yakışıklı ve cesur savaşçılara bir uyarı hüviyetinde kimliklendirilmiştir bu hikayelerde diyebiliriz Lancelot'la alakalı. 25. Kral Arthur nereye gömüldü? Hmm. Evet, tabi efsanelere göre Avalon adasına gömülüyor. Peki nerede bu ada? Glastonbury'de. Diyeceksiniz ki hocam ne kadar net söylediniz Glastonbury diye. E, bu anlatılan hikaye budur. Glastonbury'de de Glastonbury Tor'u görmenizi tavsiye ederim. Ya da Google yapın bakın yani. E, konuyla bağlantılı kısmı gün verin buraya ile alakalı hikaye uzar. Nereden çıktı efsanevi bir kralın mezarı o zaman diyeceksiniz. İngiliz tarihini iyi bilince anlarsınız. Ne zaman Norman krallar geliyorlar Fatih William'ın ülkeyi fethetmesinden sonra Britonların, Keltlerin ve Gallilerin isyanları ile uğraşmak zorunda kalıyorlar. Adamlar diyorlar ki bu topraklar bizim, Norman hakimiyeti de yanlıştır, bunlar dışarıdan geliyor. Arthur bir şekilde hayatı dönecek, bize önderlik edecek ve bunlardan kurtaracak. Fakat Normanların çakal bir kralı var 2. Henry. O keşişlere diyor ki ya bu mezarı buluruz ya da bu ölmüş Arthur artık bize yardıma gelmez diye düşünmedikten sonra bunlarla daha çok uğraşırız. Bir hikmet keşişler 1190'da Kral Arthur ve Kraliçe Günüver'in mezarlarını İngiltere'nin en eski manastırlarından birinde Glastonbury'de buluyorlar bu manastırda. Tanrı'nın hikmeti işte. Yani iyi de burası ada değil. Yani baktığınızda şey ülkenin hemen hemen ortalarında bir yerde. Nasıl Avalon adası olmuş o zaman? Papazlardan biri diyor ki burası bataklık alan, arada su basıyor. Eskiden muhtemelen burası ada gibiydi, etrafı daha fazla su vardı. Al şu elliliği, ses çıkarma diyor soruyu sorana ve mesele çözülüyor kendiliğinden. Daha sonra bu kemikleri siyah bir katafalta koyacaklar Edward zamanında ee, ve özellikle 8. Henry döneminde de hepsi ortadan kaybolacak. Peki arkeoloji ne diyor? Evet burada kral kemikleri var çünkü Hristiyan Avrupasına baktığınızda insanı kafana göre gömemiyorsun. Hele bir de ise hiç gömülmüyorsun. E, nereye gömeceksin? Kilise bahçelerine gömeceksin. Kutsal yerlere hatırlayacaksınız. Veba ile alakalı olan kısımda anlatmıştık bunun. Nehrin kutsanıp da insanların oraya atıldığını. Çünkü kilise bahçesi kalmıyor. Ha, bu civarda da 5. yüzyıla ait kemikler bulunmuş. Bunlar Arthur'un kemikleri bilir. Tabii kocaman bir soru işareti. Ama enteresan bir şey var. Wiltshire'da West Kennet Long Barrow denilen bir tepecik var arkadaşlar. Burası bir tümülüs ve hatırladığım kadarıyla Avrupa'nın en eski tümülüslerinden birisi. Milattan önce de 3500'lere falan tarihleniyor. Yani Stonehenge'e çok yakın olduğunu görüyoruz. Biraz daha kuzeyinde bir yerde. İşte bu tepenin içindeki kemikleri Arthur ile ilişkilendirmeye çalışan ve Arthur'un güneş kültüyle bağlantısını ortaya koymaya çalışan bir araştırma görmüştüm. İçerideki iskeletlerden birisi 2,5 metre arkadaşlar ve bu dev adamın zamanla Arthur haline geldiği de iddia ediliyor. Yani hikayenin Roma döneminden bile daha eski olduğunu söylüyor. Bunu da tam yani araştırmadım hatırlayamıyorum o iki buçuk metre iskeleti ama böyle bir nokta vardı. Ona da bir bakmanızı tavsiye ederim. Bu Arthur mudur? Çok daha eski bir döneme dayanıyor. Çok daha büyük bir soru işareti. Son olarak da İskoç krallarının ve Avrupa'dan gelen asillerin gömüldüğü Yona Adası var. Yona Adası e, buraya kralları bir gemiyle getiriyorlar. Ve Arthur'un işte bu üç peri prensesiyle beraber buraya taşınmasına benziyor. E, bir gemiyle taşınmasına. Ayrıca Avalon adasının batıda bir ada olduğu da anlatılıyor. Fiziki olarak da baktığınızda Yona Adası sanki bu hikayedeki adaya daha çok benziyor. Buranın çünkü Morgan le ile de bir bağlantısı var. Dolayısıyla İskoçların benzetmesi de olabilir ya da daha sonraki eserlere bu adayı görerek kopyalamış olabilirler Avalon adasının tarifini. 26. Kral Arthur'un hikayesi ne kadar doğru? Aha, geldik cücüllü tarafa. Bu cevabı en basit soru diyebiliriz aslında. Oğuz Kağan efsanesi ne kadar doğruysa Arthur efsanesi de o kadar gerçek. Yani yazılı kaynakları bir takip edelim. Gildas adlı bir keşiş var. Romanın Britanya'yı fethi sonrasında Ambrosius Aurelianus adında bir yüzbaşının Saksonlara karşı savaştığından bahsediyor. Bu cepte. 200 yıl ses soluk yok. Daha sonra Britonların tarihi 9. yüzyıl eseridir. Bu kitapta Nennius... Arthur'un 12 zaferinden bahsediyor. Burada da gene bir komutan olarak görüyoruz. Badon Savaşı vardır Saksonlara karşı ve burada tek başına 900'den fazla Saksonu öldürdüğünden bahseder. 12. yüzyıla geldiğimizde de artık krallık vakti gelmiştir ve Fransa ve İngiltere birleşik bir krallıktır. Ve Monmouth'lu Geoffrey Britanya krallarının tarihinde krallardan birisi olarak Arthur'dan bahsediyor. Ve Tintagel Kalesi'ne onu artık getiriyor. Ganhumara veya işte Güniver Büyücü Merlin ve üvey kız kardeşi büyücü Morgan Le Fay hem de sahtekar evlatlık Mordred burada hayat buluyor. Henüz Excalibur yok, bunun yerine kılıç Caliburn var. Dolayısıyla bu mesele böyle. Geoffrey bütün bunları bir Keltçe metinde gördüğünü söylüyor ama bu eseri başka kimse görmüyor ve daha sonra da gören olmayacak. Geoffrey bize hikayeleri buradan aldığını, eski Kelt parşömeninden aldığını söylüyor. Burada da savaşçı henüz romantizmden eser yok ve çok sert, haşim bir insan. Onu söylemek lazım. O zamanki kralların genel yapısı bu. 12. yüzyılın sonlarına geldiğimizde de Troyalı Kretien ya da Christian şiirlerinin merkezinde Lancelot'u alıyor ve kraliçe Günüver'le olan aşklarını anlatıyor ve Camelot'u artık keşfediyoruz. Bir de kutsal kase hikayesinin artık bağlantısı kuruluyor. Burada 13. havari Judas Iscariot ihanetine benzer şekilde Lancelot'la bu meseleyi ilişkilendirdiğini görebiliriz. Robert de Boron işi biraz daha ileriye taşıyor. İsa'yı gömdüğü sanılan Arimetyalı Joseph'in kaseyi İngiltere'ye getirdiğini söylüyor. Bir süre sonra da Vulgate döngüsü geliyor ki rahipler tarafından beslenen Fransızca hikayeler serisidir burada. Yukarıda anlattığımız hikayelerin detayları anonim olarak artık oluşmaya başlıyor. Fakat eserlerin arasında en önemlilerinden birisi 15. yüzyıl sonlarında çoğu hapiste yazılmış olan Le Morte de Arthur yani Arthur'un ölümü. Orada da isyankar yazarımız Sir Thomas Mallory'yi görüyoruz. Çoğu hapiste yazılıyor çünkü devamlı kavga çıkarırmış. Hep böyle biraz da asil birisi, parası pulu da var. Ama işte Camelot'u çökertecek olan iç savaşı da muhteşem bir şekilde bu eserde görüyoruz. Şimdi kararı siz veriyorsunuz. Arthur ne kadar gerçektir? 27. Kral Arthur hikayesini doğrulayan arkeolojik bir kanıt var mı? Var. İlk sorulardan birisinde bahsetmiştim, Tintagel kalesinde bulunan, 98 yılında bulunan, üzerinde Arthur'un yazan kayrak taşından bir levha var. Çok ciddi araştırmalar yapılıyor bu konuda. Arthur adında birisi o kalede yaşamış olmalı, ama aynı Arthur mu, onu bilemiyoruz. Komutan mı, asker mi? Ama Arthur'un ismini görmüşüz. West Kennet Long Barrow'daki iskeleti saymazsanız ki, herhalde saymazsınız. Hikayesini anlattım. Glastonbury siyasi hamlesini de saymazsak. Buradan başka arkeolojik bir delilimiz yok. 28. Tarihsel anlamda bu efsane neden önemli? Tarihin birçok noktasına damgasını derince vuran bir millet olan İngilizlerin altın çağına işaret ediyor. İşte bunun için Arthur önemlidir. Bir toplumun zengin pagan inanışlarından koyu bir Hristiyanlığa dönüşünün tüm simgelerinde üzerinde taşır Arthur hikayesi. Kadın önemlidir mesela paganik anlayışta. Eski Türklerde olduğu gibi ve hala Orta Asya'da yaşayan Türklerde göründüğü gibi. Hikayeye baktığınızda da Arthur hikayesine göldeki hanımdan tutun. Morgan Le Fay'e, Günüver'e bunlar güçlü karakterlerdir. Bu Orta Çağ Hristiyanlığında çok görünmeyen bir unsur. Çünkü Hristiyanlıkla birlikte kadının ikinci plana atıldığından özellikle Vikingler döneminde bahsetmiştik. Vikingler Hristiyanlaştıkça kadınlar ikinci plana atılıyor diğer hikayelerde kadın figürleri önde görmekte de zorlanıyorsunuz. Ya baştan çıkarıcı bir figür olarak yer alır orta çağ eserlerinde ya da zararlı bir figürdür yani. Ama zengin kelt mitolojisinin etkilerinin Excalibur'da da ortaya çıkması var. Kadında da ortaya çıkması var. Britonların, Gallilerin, Keltlerin beklenen bir kahramanını ortaya çıkarıyor bu hikayeler. Onları bir araya getirmiş, Saksonlara ve Normanlara karşı bir kurtuluş simgesi olarak bulundurmuş bir kültürü temsil eden en önemli edebiyatlardan birini oluşturmuş ve orada büyülü bir dünyada yapabileceklerini göstermiş bir kahraman Arthur bunlara. Şunu hızlıca söyleyeyim. Kral Arthur olmasaydı bugünkü İngiltere olmazdı. İngiliz edebiyatı bu kadar köklü olmazdı, bilinmezdi yani. O hayali veya efsanevi olabilir ama onu parlatıp ışıldatan da zırhının parlaklığını dünyaya anlatan güneşin üzerine batmadığı bir imparatorluk. Onunla ilgili hikayeler ve kitaplar okuyan insanlarca kuruldu bu imparatorluk. Nerede olursan ol, hangi örtünün altına saklanırsan saklan, o kılıcı çekip o taştan çıkarabilecek tek kişinin sen olduğunu gösterdi. Bence gerçekliğine takılmayıp gerçek olması hayali üzerinde durmalı. Bize kazandırdıklarıyla, bugünkü edebiyata kazandırdıklarıyla, İngiliz diline kazandırdıklarıyla bu hikayeden keyif alınmalı. Evet, Kral Arthur'la ilgili anlatılacak şey daha da çok. Talep gelirse detaya gireceğim sorular alta yazarsanız onlarla ilgili detaylı anlatımlarda da bulunabilirim. Çünkü bazı arkadaşlar uzun videolar istiyor ama insanların sıkılmasından da çekiniyoruz. Seriler uzayınca izlenmeler de azalıyor. Bu da gerekli enerjiyi doğru yere harcama hissini bizde uyandırıyor. Gelmezse de temelde bu kadar bilgi yeter diye düşünüyorum. Öyleyse desteklerinizi göstermede cömert davranacağınızı ümit ediyorum. Size de manidar ve faydalı geliyorsa bu yayınlar, desteğinizi vererek daha çok insana ulaşmasını sağlayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sizin de katkınız olarak oluşmuş olan yeni bir konuda hepinizle görüşmek üzere. Kalın selametle.